Selamlar, herkese merhabalar. Bayağıdır video çekmiyordum. Bugün çok uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu sizinle paylaşıyorum. 2 senedir biriktirdiğim kozmetik ve skincare ürünlerini anlatacağım. Bir tane videosu olsun bu. Bu sıralar hayat zor ve yokuşlu ama kendimde bunu çekme motivasyonu bulmuyordum. Ama ve lakin bunu atmam gerekiyor. Çok birikti. O yüzden çekeyim. Boşa gitmesin diye düşünüyordum. Hızlıca başlayalım. İlk ürünümüz banyo ürünü. Rituals'ın Calmic Foam Shower Jelly. Bayıldım. Çok güzel bir ürün. Bana hediye olarak verdiler Rituals'tan. Ama gidip tekrar alırım. Çünkü bunun aslında formunu beğeniyorum. Kokuları çeşit çeşit de bence hepsi çok güzel. Formu çok güzel. Jel gibi koyuyorsun sonra köpürüyor. O yüzden bunlardan birkaç tane daha almayı planlıyorum. İkinci ürünümüz de glikolik asit. Bunu çokça görmüşsünüzdür. Birçok online firmada var. Bildiğim kadarıyla şu an isim vermek istemiyorum ama yani çok beğenmedim. Gideri var. İşte farklı farklı ayak topuğuna vesaire kullanmak isteyenler bence kullanabilir saçlarına vesaire. Ama ben çok daha etkili olduğunu düşünmüyorum. O nedenle Pixinic'ini tercih edelim. Ama tabii ki de çok daha uygun fiyatlı bu. O yüzden fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Bu çok sevdiğim bir bayıldığım bir The Inkless'in Salicylic Asit'li Cleansing'i. Bayılıyorum. Arkadaşlarıma da aldırdım. Tekrar alacağım. Çok güzel. Çok güzel bir ürün. Böyle pütürlücükleri gönderiyor bendeki. Bunun parfümü bitmiş ve çok sevdiğim bir koku. Ben bunu pandemi döneminde almıştım. Hala çok güzel kokuyor. Chopard Wish bilenler vardır belki. Bir daha alırım aslında ama farklı parfümler denemek istiyorum ben artık. O yüzden şu sıra almam. Burada herkesin merak ettiği Rode ürünü var. Rode'un, Hailey Bieber'ın Rode'u biliyorsunuz ki. Şöyle ışık olmasın. Bu Peptid Lip Treatment'ı. Peptic Lip Treatment'ı karpuzlu. Kokusunu, dokusunu, her şeyini çok beğendim. Hatta arkadaşım bir sipariş veriyor. Orada bana da söylemiş sağ olsun. Çok harika. Sadece bir sene geçti kullanırken ve şekerlenmeye başladı. Onun haricinde hiçbir sorun yok. Paket de aynı şekilde böyle soyulmaya falan başladı. Onun haricinde hiçbir sorun yok. Bayılıyorum. Çok güzel. Ve kullandığım en iyi nemlendiricilerden bir tanesi. Bu arkadaş Bio Oil. Bunu biliyorsunuzdur. Bunun dibinde azıcık kalmış. Şimdi daha büyük paketi var. Artık bunun zamanı çok geçti diye attım. Bu çok güzel emiyor. Yani ve oil bırakmıyor vücutta. Ama en çok da böyle sırtların çok böyle kasıldığı, sertleştiği zaman kulunçlara sürmek için kullanıyorum. Çünkü bu tarz ürünler galiba yardımcı oluyormuş. Yumuşatıyor. Yani bir şey diyemem ama şey olarak beğeniyorum. Bundan çok bitirdim. Bu Balea'nın Wasser, bu Wasser nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Mineral Wasser'ı. Yüze sıkılan bu Avenir vesaire de var ama bu Balea DM'den aldım ben Almanya'da bunu. 1 euro bir şey. Çok ucuz olduğu için bunu kullanıyorum ve gayet de memnunum ve diğerleriyle farkını gerçekten anlayamadım yani. O yüzden sürekli kullandığım bir ürün ve tavsiye ediyorum kesinlikle. Ne ara kullanıyorum? Ben bunu hyaluronik asidi sürmeden önce, yani sabah akşam aslında yüzüme sıkıp sonra hyaluronik asidi kullanıyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Hızlıca geçtim. Saç ürünü var. Pantene'in Hydration SOS'i. Ben saçlarımı çokça yıkadıktan sonra taramak için bunlardan sıkıyorum ve hepsini denedim neredeyse. Pantene'i çok beğeniyorum. Pantene'in bu arada şampuanlarını da beğeniyorum aslında. Ama farklı şeyler denemekten onlara fırsat gelmiyor. Bu da çok beğendiğim bir şeyi, Hydration SOS'i. Bunu da tavsiye ederim ve kokusu da çok güzel. Benimle de özleşti kendisi. Harika bir kozmetik ürünü. Rimmel, MAC. Bununla tanışanlar olmuştur. Şurada böyle şeyi var. Beni takip edenler varsa anlatmıştım. Bu Noel döneminde bir alanı bir bedava gibi bir kampanyası vardı. Daha doğrusu eğer cilt bakım ürünü alırsan krem bunu da bedava veriyorlardı. Bir krem bundan daha ucuz olduğu için ben krem aldım. İstediğim cleansing bitmişti, o yüzden krem almak durumunda kaldım. Orada kadın da bana üzüldüğü için bundan iki tane hediye verdi ve müthiş bir ürün. Yani akmıyor desem yalan olur, benim gözümde her şey akıyor.
Ama müthiş bir ürün. Galiba bunu ikincisine geçtim. Bu kurudu bitti ve kurudu. İkincisine geçtim. Daha alırım diye düşünüyorum. Şöyle Dupre'in bir foaming jeli, cleansing jeli. Ne kadar çok şey bitirmişim şu an fark ediyorum. Bu yani böyle bitsin diye banyoda kullandık. O kadar yüzde o kadar beğenmedim. Acne prone skin ve body şey diyor. Kullanan olursa bence yazsın. Artık bunu kullanmayan, duymayan kalmamıştır. Ben bunun dokusunu beğeniyordum. Sonradan sevmemeye başladım. Yani birinizi korumuyormuş gibi geliyor. Yani o kadar herhalde çok sıvı olduğu için ikincisi dökülüyor sürekli kullanırken. Üstüme başıma dökülüyor. O nedenle çok emin değilim. O yüzden bir daha almayı düşünmüyorum. Ama çok beğenenler var bilemiyorum. Ben biraz yoğun seviyorum sanırım. O yüzden sevene mani olmam. Caudalie. Caudalie. No. Bu ürün, bu marka benim için no. Ve ben heves ederek çok aldım. Hiçbir etkisini hatırlamıyorum. Yani boş. Şu su daha etkili bende. Ama tabii sevenleri varsa yazsın. Ben bilemeyeceğim öyle her şeyi de. Bu Pantene'in diğer bir saç ürünü. Yağlı olanı. Ben diğerini daha çok seviyorum. Hydration olanı. Yani şu. Diğerini daha çok sevdim. O yüzden bundan bir daha almam. Almanı da mani olmam. Şu ürünler beraber geldi. Shewick'in. Bu ne? Hydra Baby Hyaluronic Acid. Yok. O kadar sevemedim açıkçası. Yani kullandım bayağı. Gideri var ama diğer hyaluronik asitlerimle karşılaştığımda çok sevemedim. Çok etkisini göremedim. Bunun hiç etkisini görmedim. Bye Bye Pores. Belki düzenini kullanmadığım içindir. Ve zamanı geçtiği için de artık atmak istedim. Yani kullanan varsa yazsın. Ki belki bir dahakine daha efektif kullanacak şekilde alırım. Yine benzer bir The Purist'in glikolik asit ve salisilik asiti. Ben bunun bu Purist'inkilerden daha memnun kalmıştım. Öbür marka az önce gösterdiğimdense. Salisilik asit de glikolik asit de güzeldi. Ve dibine kadar da bitirmişim yani. Takdir ediyorum kendisini. Müthiş, hani hayatımda müthiş şeyler değiştirdim mi? Hayır ama etkilerini gördüm. Bu saatte çıktı. Bu saatte çıktı ve yazdım hiçbir şey gelmedi yani sonuç olarak. Trendyol'da saatte çıktı ve yani o yüzden kullanmadım. Kullanan varsa yazsın lütfen. Clarins'in. Ben burada güneş kremini atmışım çünkü 12 ay geçmiş. Var mı güneş kremini öyle kullananlar? Ay ay çok da güzel kokuyor. Ha. Pütür pütür olmuş. Bir şey olur mu? Olur. Değil mi? Yani ben bu cleansing'i genel olarak güneş kremlerini sevdiğim için biraz yağlı gerçi. Çok yağlı sevmeyenler şey yapabilir. Bu vücut için. Ben bunun yüz için olanı kullanıyordum seneler önce. Sonra tekrar alayım dedim. O kadar beğenemedim. Yağlıydı. Sonra arkadaşıma verdim. O mutluydu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ama cisilce falan çıkarmıyordu cleansing yani. CeraVe, CeraVe. Şimdi burası o kadar kuru bir yer ki insanın ciğerlerine kadar kuruyorsun. O yüzden CeraVe gibi ürünler, bunu da bitirmişim mesela. CeraVe gibi ürünler hayat kurtarıyor olabilir. O yüzden bir daha almadım çünkü çok fazla vücut kremim var. Ama bu benim çok sevdiklerimden bir tanesi. Çünkü burada böyle kocaman yaralarınız falan olabiliyor bacaklarınızda vesaire. CeraVe güzel bir şey burada. Makeup remover. Çok seviyorum. Bu artık 10. şişem falandır. Çünkü gözlerim çıkmıyor benim şeyle. Normal miseler sularla vesaire çıkmıyor. O yüzden iki bazlı kullanmam gerekiyor. Ve genelde gözlerimde alerji yapıyor. Yakıyor. Maybelline'inkini sürekli kullanıyorum. Bir sıkıntı yok. Sadece şu sıralar Balea'nınkini fark ettim diyeyim de çok daha ucuz. 3'te 1 fiyatından ve aynı etki yapıyor. Sadece birazcık böyle nemli şey yağlı kalıyor. Ama zaten yüzümü full üstüne yıkadığım için o da geçiveriyor. Bu favori ürünlerden bir tanesi. Hatta favori ürünüm diyebilirim. O Lablex. Ya. Dibine kadar bitirdim. Ama bir senede mi bitirdim, 1,5 senede mi bitirdim bilmiyorum. Yani bir yağ olması, saçlarını kuruttuktan sonra mesela yağ sürmen veya öncesinde sürmen, seyahatlerde falan bu uygun boyu taşıman güzel bir şey. Hatta bu fısfısların yerine de geçiyor. O da güzel bir şey. Ama ben de
bu paraya verecek bir etki yaratmadı. O nedenle Balenciaga çıkmış yine. Aynı boyutta çok çok daha ucuz. Artık 5'te 1 mi, 6'da 1 mi, 10'da 1 mi fiyatı, öyle bir şey. Yani 1.25 mi öyle bir şeydi veya 2.25'ti. Bu da 28 euro vesaire olması lazım. Aradaki farka bakar mısınız? Hem daha güzel kokuyor hem de daha efektif. Birden ışıltı veriyor. Bu ışıltı da vermiyor bence o kadar. Ki şu an Kerastan'ınkini bitirmek üzereyim. Kerastan'ınkinden de hiç memnun değilim. Aplikatöründen de memnun değilim. Hatta emmiyor. Çok çok kullanmam gerekiyor. O yüzden Balenciaga'nınki favorim Olaplex. Bir daha almayı düşünmüyorum. Olsa kullanırım. Hediye gelirse kullanırım. Centella Astica, bu tarz kremleri çok denedim. Bu var, bu var. İkisinden de memnun değilim. Açıkçası bu iki üründen de memnun kalmadım. Daha önce aldığım bir eczane markası vardı, onu beğeniyordum. Bilenler, hatırlayanlar varsa yazsın, bir daha almayı düşünüyorum. Ama şu sıralar zaten farklı Centella ürünlerini kullanıyorum, deniyorum. Ben bunlardan yüzüme maske yapıyordum ve çok da şeyini buluyordum. Ve özellikle kuru, buralar kuru. Ama ben bunun bir faydasını görmüyorum. O yüzden bunlara veda ettim. Bayağıdır da açıktı. Şimdi geliyorum size göstereceğim ürün. En sevdiğim hyaluronik asit. Henüz daha üstünü bulamadım. Bir tane Kore ürünü kullanıyorum. Bununla yarışır ama bunu tekrar kullanmam lazım. Seneler önce kullanmışım. Özellikle göz altları için çok 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 güzel bir ürün. Vichy'nin Mineral 89 ürünü. Harika bir hyaluronik asit ve mutlaka suyla sıksanız da, yüzünüze çarpsanız da, şehrinizin suyuna güveniyorsanız yüzünüze veya içme suyu çarpabilirsiniz. Çok güzel. Yani bir daha alırım ama başka hyaluronik asitle denemekten henüz daha sevdiğime tekrar geçme fırsatını da bulamadım. Beni anlayanlar anlıyordur diye düşünüyorum. Caffeine Solution. Benim burada beyaz beyaz şeylerim var. O nedenle kafein çok iyi gelmedi. Gelenler var eminim. Kafein, yani özellikle göz altı kara, biraz daha kararlık olabilen insanlar olabiliyor. Benim de o morluklar biraz daha açılsın diye kullandım ama no. Bir etki göremedim. Hatta beyaz noktalarım arttı. O yüzden belki kafein kullanırken diğer cilt problemlerini de etkileyebilir diye biraz dikkat etmek lazım. Bu da yine bir vücut kremi olarak kullandım. Vücut kremi bebeğinin güzel ama bir süre sonra tabii şey oluyor, doğal bir şey olduğu için bozuluyor. O nedenle yıkayıp yıkamamışım, bozulmamış ama bir şey, yani güzel kullandığımı hatırlıyorum. Bu vitamin C ve hyaluronik asit birlikteliğini bitirmemişim, Amerika'dan almıştım. TJ Maxx'den falan, ismini de bilmiyorum. Zaten önermiyorum da, normal dümdüz bir şeydi. Azıcık ışıltı veriyordu, şimdi yalan söylemeyeyim, makyajın altına güzel. Ama yani bilmediğim şeyler öyle bir daha almayacağım. Geldik fasulyenin faydalarına. Frank Elephant'ın paketlemesi vesaire çok güzel. Branding'i de çok güzel. Beğeniyorum ama bende hiçbir etki etmedi. Yani bunun sadece bu özelinde değil, diğer ürünlerini de kullandım, etki etmedi. Hatta buraya koymamışım galiba. Şu an arkadaşlarıma da vermiş olabilirim denesinler diye. O yüzden Drunk Elephant benim için no. Üzgünüm. Get to Oil Cleanser. Çok güzel bir cleanser. Yani çok az kullandım çünkü böyle bir tanıtım boyuydu. Bu Vaso'nun pahalı olmasa alabileceğim ürünlerden bir tanesi ama bence biraz pahalı. Çünkü onun yerine DM'den bir oil alabiliyorum, makyaj çıkarma oil'i. O yüzden onlar daha ucuzuma gidiyor ve benzer işleri yapıyor. O yüzden şu sıralar almayı düşünmüyorum. Ama kötü olduğu için değil, fiyat performansından dolayı. Moroccan Oil Volume Shampoo. Yok, bir şey görmedim, bir etki görmedim Moroccan Oil'in artı bir etkisini. Belki az kullandığım içindir, deneme boyunu yaptığım içindir ama çok bir etkisini görmedim. O yüzden çok para vermeye bence gerek yok. Şimdi bir el kremine geçiyoruz. Dünyanın en güzel el kremi, yani Aesop. Çok güzel el kremi ve hala güzel kokuyor. Dibine kadar sıyırdım, bakın. Hani böyle katlamadım ki siz de görün diye. Pahalı. Ama güzel, ne yapacaksın? Yani güzel. Pahalı olmasının da bir sebebi var gibi hissediyorum. Ve onların dükkanlarını çok beğeniyorum. Önünde Tokak'ta böyle elinde pompayla krem alabileceğin şeyler var, tüpler var. Şimdi size çok güzel bir fiyat performans
ürününü öneriyorum. Bunu Gratis'te veya Watson'da hatırlamıyorum. Bir hanımefendi önermişti. Çok güzel de kullandım. Çok da akmıyor. Golden Rose çabuk kurudu ama Golden Rose'un Mega Lashes maskarası. Ki ben öyle çok çeşitli maskaralar kullanmam. Bunu beğendim ve bir daha alırım bundan. Kesinlikle. Şimdi burada hayallerimin eyelash serumu. Şimdi ben bir arkadaşımda X-Lash Pro. Her yerde satılmıyor. İnternette satılıyor. X-Lash neden böyle yaptıkları anladım. X-Lash Pro. İnternette satılıyor. Çok ucuz bir ürün değil ama zamanı çok geçtiği için artık ben de şey yaptım yani attım ve kullanmadım düzenli. Bu benim suçum ve kızın kirpikleri iki katına çıkmıştı yani hani bir gün yine o dedication'ım ve motivasyonum olduğunda alıp kullanacağım. Bir kullanılırsa yorumlara yazsın. Benim hatam. Böyle bir stick güneş kremi kullanırım diye aldım. Dövmelerime sürüyordum ama zamanı geçti diye attım. Güneş kremleri falan o kadar çok tutmak istemiyorum açıkçası. Yangından kaçarken doluya tutulmayalım. Vichy'nin Lift Active süprüm çok güzel kokuyor. Lift Active ve yani şu an farklı problemlerim olmasa yine bu seriden alırım. Çünkü çok güzel şeyi açıyor. Kırışıklıklar açıyor. Bende Vichy'nin her şeyi güzel açıyor. Ama şu an farklı cilt problemlerim olduğu için kırışıklık karşıtlarına maalesef geçemiyorum. Yine de Inkless'in Omega Water Cream'i var burada. Bu da çok güzel. Çok düz bir nemlendirici. Hani böyle çok benzerlerini alırsınız ama ne sivilce yapıyor, ne bir şey nemlendiriyor hafif. Özellikle yaz günleri için terletmiyor vesaire. Çok beğendim. Makyajın hatta güneş kreminin altında bile kullanılır. O yüzden tavsiye ediyorum. The Inkless'i galiba ben seviyorum. Şu an onu fark ettim ve bence fiyatı da affordable. Nuxe'un yağı çok güzel. Yani bir şey diyemiyorum. Ve burada pahalı. Aslında Türkiye'de çok daha ucuz. O yüzden belki bir gittiğimde alabilirim. Kokusu güzel, dokusu güzel, her şey güzel. Saça sür, yüzüne sür, her yerine sür. Vücuduna sür özellikle ve bayılıyorum. O yüzden bir arkadaşım var. Beni izliyorsa Ezgi balık gibi kokuyor diyordu. O her kokladığında onu düşünüyorum ama bence güzel kokuyor. Bu kokusunu belki deneyebilirsin. Hulot Prodigious. Gözükmüyor. Az kaldı, sabredin. Roll-on The Life Co.'nunki. Çok beğenemedim. Ya ben böyle roll-onlara çok takım. Hayatımda çok az roll-on var beğendiğim. O yüzden tuz kullanıyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Böyle tuzu ıslatıyorsun. Roll-on şeklinde yapmışlar. Tuzu ıslatıyorsun, onu sürüyorsun. Sıfır kokusuz. Yani ben kokulara takığım roll-onlarda. O yüzden güzel bir roll-on görürseniz işte içinde alüminyum vesaire olmayan mutlaka alta yazın. Bir tane C vitamini ile devam ediyoruz. Bunu bir Alman bir arkadaşım tavsiye etmişti bu markayı. Colibri Skincare Vitamin G Booster. Bu olmadı ve kullandım sonuna kadar ama yine de kendimi o konuda da yani takdir ediyorum. Sonuna kadar kullanıyorum ama olmuyorsa da olmuyor diyorum yani. Deniyorum en azından. Şimdi size number 2 hatta belki yani number 1 şeyi gösterebilirim. Hyaluronik asidi gösterebilirim. Diğerini arıyorum bu arada. Daha önce Vichy'ninkini göstermiştim. O göz altlar için perfect'ti ve kırışıklıklar için. Bu da böyle suratınızı sivilce bastı. Hani buralar benim çok oluyor. Benim hayatımı bu kurtardı. Buralarımda geçmeyen sivilceler vardı. Çok inatçı sivilcelerdi. Artık hastalık mı, iltihap mı, stres mi nedirse bu arkadaş çok yardımcı oldu ve bol suyla sıkıp yaptım. Sabah akşam yine aynı şekilde anti-wrinkle serum diyor mu? Ben de sivilce karşıtı olarak çok iyi geldi. Black Rice. Haru Haru Wonder'ın. Haru Haru'yu bilenler bilir. Bu Kore ürünleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Umarım gözüküyordur. Heh, perfect. Tavsiye ederim. Bu Recovery Eye Cream. Bu böyle boş, dümdüz. Sadece azıcık nemlendirsin derseniz Centesol'un bir kremi. Yazlık güzel bir krem. Ben tekrar şey yapmam çünkü artık problemlere odaklanmak istiyorum. Sadece nemlendirmek istemiyorum. O yüzden tekrar alacağımı düşünmüyorum. Ama ben şu ürün gerçekten çok umutlarla aldım. Bu Clinis Comedon
Komedonlar var ya, şu beyaz şeyler. Onları temizlediğine dair çok büyük iddiası var. Çok güzel yorumlar okudum. Benim daha kötü yaptı ya. Bunu bir türlü şey yapamadım. Artık yani çok denedim. Çok uzun aralar vererek de denedim. Farklı farklı dönemlerde de denemek için. Olmadı. Çok üzgünüm. Bu beyaz nokta için farklı bir yorumu olanlar varsa tekrar şey yapsın. Bu gitgide cildimi kuruttu ve daha çok üzdü. O yüzden bu ürün maalesef şey yaramadı bende. Çok sevdiğim bir krem markası. Sadece Lizbon'da, Portekiz'de satılıyor. Giden, tatile giden veya oraya giden olursa bilmiyorum getiriyorlar mı ama Benamor el kremi. Bunun Benamor yani gösteremiyorum. Benamor el kremi çok güzel. Tatile vesaire gider olursa veya akrabanız vesaire giderse bir bana da alır mısın diyebilirsiniz. Oh, süreyim. Ben zaten bunun içine sırf size göstermek için attım. Yoksa bunu dibine kadar bitirmeye, çok küçük bir şeyi, büyüğü bitti zaten, bitirmeyi düşünüyorum. Bu Kadül'ün kremi, yüz kremi aynı şekilde. Venusaur's Hydra. Hiçbir işe yaramadı. Hiç de beğenmedim. Sadece suyla nemlendirseniz de olur. El kremi yine La Brochette. Çok güzel bir butik ve pahalı bir kremci. Yani bu 116 şeyimiz, serisiymiş. Şöyle gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum. Bunu görürseniz gözünüzde kalsın bunu. Yani güzel. Fena değil ama tekrar bu fiyatı vermem. Onu söyleyeyim. Güzel. Bunu ben bir şeyde almıştım. İndirimde Free Shop'tan almıştım. No. Ve tabii ki L'Occitane. L'Occitane'ın kremleri hiç üzmez. Değişik değişik kokular var. Hiçbir zaman üzmez. İstediğiniz gibi hediye alın. İstediğiniz gibi kullanın. Yanınızda taşıyın. Yazın, kışın, her türlü. Üzmeyen bir krem. Çok yoğun bir krem değil. Çok kışlık. Yani buranın kışına uygun değil. Ama ben her çeşidini seviyorum. Memnunum. Bunu da sonuna kadar bitirmişim. Arkadaşım da bana çokça kez alıyor yani. Bildikleri için sevdiğimi. Şimdi başka bir krem. Çünkü krem hastalığı ve buradaki kuru hava olduğu için Brazilian Bum Bum Krem. Bu hayatımın kremi gerçekten. Hem çok güzel kokuyor. Hem çok güzel nemlendiriyor. Yağlandırmıyor ve çok güzel de emiyor. O yüzden fiyat olarak biliyorum ama yani bir böyle bir kremim olsun, güzel kokayım, date'e giderken vesaire derseniz bu krem o kremlerden bir tanesi bence. Hani bir bu var, bir de bu var. Bu ikisi gerçekten güzel. Geldim. Biraz makyaj ürünleri var. Bir poşeti açıyorum. En son galiba bunlar kaldı. Maybelline'in Cheek Heat. Bu hangi rengiymiş? Bu Sheer Gel Brush Gel Cream. Şimdi ben bunu niye attım? Büyük ihtimal şeyi bitti. Bu güzel. Pembe. Ben bunun bir tık daha koyusunu, kırmızımsı ve turuncumsu şeyini de kullanıyorum. Ben bunun formunu bayağı beğeniyorum. Farklı renklerle kullanmaya devam ediyorum. O yüzden bunu çok tavsiye ederim. Şeyi 6 aymış. O yüzden atmış olabilirim. L'Oreal'in Paradise ürünü. Bunu o kadar beğenmedim. Tint bir ürün. Ve şu an bence artık üretilmiyor bile. Çünkü L'Oreal sürekli farklı tint ürünleri çıkarmaya başladı. Ve ben bir tane aslında parlak, ince yapılı bir ürün istiyorum. Bunu o kadar beğenmemiştim. Gerçi şu an güzel durdu ama artık bozulmuştur. SPF'liymiş. O kadar beğendiğimi hatırlamıyorum. Çünkü ben beğeniyorsam sonuna kadar bitirip hatta ikincisini alıyorum. Bunu bitirmemişim. Bu Maybelline'in konsiyerleri Superstay. Bayağı gözenekleri, şey çizgileri doğduğu için hiç sevmemiştim. Ha biraz da kullandım tabii ki. İyice yedirmek lazım her şeyde. Bu rujların Maybelline'in bu tarz rujunu çok beğeniyorum. Hem kalıcılığı var, hem bu seriyi beğeniyorum. Hem kalıcılığı var, hem renkleri güzel, hem böyle pigmentleri güzel gösteriyor. Ama işte bayağı seneli ürünler olduğu için böyle üstünde pıtır pıtır şeyler olmuş. Özellikle şu 630 velvet rengini yiyip bitiriyorum yani. Çok da beğeniyorum bunun rengini. O yüzden tavsiye ederim şu 630 olanı. Evet kızım.
Şimdi bu Yves Rocher'nin 112 Grand Rouge satin. Grand Rouge. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Gösterdiğim gibi Yves Rocher'nin şu tarzı ve ben bunun rengini çok beğenmiştim. Bir tane influencer'da görmüştüm. Sonra bakın üstünde böyle tane tane şeyler oldu. Tabii böyle ruj sürekli kullanılmaz. Tane tane şeyler oldu ama bundan belki bir daha alabilirim. Ama bunun şimdi bu biraz matım yani şey duruyor. Artık şey ürünler çıktı. Sürünce hafif böyle kremleşiyor ve parlaklaşıyor. O ürünler çıktı galiba onları tercih ediyorum. Ama böyle bir daha matımsı bir hafif pembelik versin. Azıcık da böyle gül kurusu gibi pembelik versin istiyorsanız bu o ürün bence. Bu Lancome'un idolü. Yani ben buna akmıyor ve çok önerildi diye para verdim. Ama yani sonuna kadar kullandım ama ben bu ürününe devam etmem hayatımda. Çünkü hem akıyor hem de o kadar beğenmedim. Baking'i ondan çok çok daha iyi. Hatta Golden Rose'unki daha iyi. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani bu benim favori senelerde kullandığım Big Shot. Maybelline'in Big Shot rimeli. Öbür türlü başka şeyleri de deniyorum ama yine de böyle bir sıkışınca her zaman dilimin altında bir tane Big Shot ürünü oluyor. Onların da farklı farklı renkleri var. Yani favorim galiba bu altın sarısı ve morlu olan. Ama mutlaka olur. Böyle hafif böyle bir rimel sürmek istediğimde de olur. Full makyaj yapmak istediğimde de olur. Her türlü gideri var o ürünün. Bu yine Maybelline'in bir sürü de şeyleri rimel denemiştim. Son kaldı birkaç ürün. Maybelline'in bu Curl Bounce diye bir tane ürünü. Hiç beğenmedim. Ya böyle çok reklamları görüp heves ediyorum. Hiç beğenmiyorum. Ha kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Ama ve lakin beğenmedim. Şu ürünün etrafında böyle şey sarılmasına, bant sarılmasına hiç hoşlanmıyorum. Bu Maybelline Sky High. Bu çok akmıştı ya. Hani güzel kıvırıyor. Bir şey diyemem ama çok akmıştı. O yüzden bu no. Ha benim gözüm akmaz diyorsanız alın. Güzeldi. Bu The Balm'ın Hot Mama ve Bahama Mama bronzerla şeyini senelerce kullandım. Kendilerine emektar olarak ilave edip şurada. Ve bunu bulmak için çok uğraşmıştım seneler önce bu iki ürününü. Ve çok ucuza almıştım. Zamanında gratis indirimi vardı. Emektarlarım çok kullandım. Dibine kadar da sıyırdım. Artık çok az şeyleri kaldı. Ve zamanları çok geçti. Kendilerine elveda diyoruz. Şimdi artık dümertlik bozuldu. Toz ürünlerdense böyle böyle pıt 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 ürünler kullanıyoruz. O yüzden bir süre almam ama böyle toz ürüne dönersem çok mantıklı bir ikili ve çok da güzel pigmentleri var. Kalıcılığı da yüksek. Son olarak da yine beğenmediğim L'Oreal. Ben niye alıyorsam o zaman beğenmedim. Yani benim için cilt ürünü bulmak çok zor. O yüzden gerçekten bu çok güzel dediğiniz bir şey varsa mutlaka gönderin. Yine Glow Cherry diye bir tane cilt tinti bulmuşum ama no. Hatta şey mineral bilmiyorum. Karpuz özü diyorum. Bende olmadı. Ama bir arkadaşım var onu çok beğeniyor. O yüzden deneyebilirsiniz. Gerçi bunlar artık üretimli olabilir çünkü her sene farklı bir tint ve glow ürün çıkıyor. O nedenle bence yenilerine bakalım derim. Teşekkür ederim. Ürünler bu kadardı. 2 sene içinde neler harcamışım. Hatta belki büyük ihtimal yarısıdır. Bazı ürünleri tek atıp atıp tekrar yenileri aldığım için farklılaştırmayacağım için aslında. Ben bundan bir daha alırım dediğim çok fazla ürün yoktu. O yüzden kusura bakmayın. Ama öyle ürünleri ayrı bir favoriler çekerim. Aynı şekilde şu an kullandığım ürünleri. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir beğeninizi ve hatta takibinizi alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.